Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. ...1974 ve 1976 arasında Kütahya Tavşanlı ilçesinin Artıranlar köyünde öğretmenlik yapmıştım. Orayla ilgili bazı hatıraları anlattık. Artıranlar bizim hayatımızın dönüm noktalarından birisi yani. Kader ilahi. Orada Nakşilik'ten Nurculuğa bir dönüşümüz var. Orada denk geldi. Bekarlıktan veda edişimiz de orada Cenab-ı Hak denk getirdi. Onun için Artıranlar hayatımda mühim bir dönüm noktası benim. Henüz bekarım. Okulun bir lojmanı var. Kutu gibi küçük. Taban beton. Ben yatağı betonun üzerine sermişim. Orada yatıyorum. Delikanlıyız da. Ne olacak? Köylüler gelirler. Eve geldikleri zaman beni ikaz ederlerdi. Derlerdi ki hoca betonun üzerinde yatma. Ben derdim ne olacak ya Allah Allah yatıyorum bir şey de olmuyor elhamdülillah. Her köylüler tecrübeyi konuşuyorlarmış. Biz oradan ayrıldıktan sonra anladık işin yaylasını bulduktan sonra anladık işi ama iş işten geçti. Sol ayak, sol bacak olduğu gibi romatizmaya yakalandı. Elhamdülillah 1976'dan beri de beni bırakmıyor. İşte o günler, o betonun üzerinde yattığım günler. Bir kış günü. Pazar, okul tatil. Yataktan bir gözümü açtım. Her tarafım tutulmuş. Kıpırdayamıyorum. Ortalık soğuk. Sobayı yakmam lazım. Karnım acıktı. Bir şeyler hazırlamam lazım. Yerimden kalkamıyorum. Bekarım zaten. Lojmanda benden başka kimse yok. Kapı da kapalı, kilitli. Hani okul zamanı olsa çocuklar gelirler, kapıyı çalarlar. Onları alırım, söylerim veya bağırırım, gelirler. Kimse yok. Pazar günü. Memleket Merzifon, çalıştığım yer Kütahya. Gurbetteyim. Yalnızım, kimsesizim. Üstelik de İyi hastayım ya. Ben öyle ufak demek şeye hastalık demem. Gözümü açamayacak kadar hastayım ya. Birden içime bir gariplik çöktü. Gurbetin ne olduğunu ilk defa orada hissettim. Yalnızlığın ne olduğunu ilk defa orada hissettim. Çaresizliğin ne olduğunu gördüm. Söyleme sahip ama başladım ağlamaya. Başladım ağlamaya. Garip, kimsesiz, hasta, biçare, zavallı, karnı aç, yerinde kalkamıyor, donuyor. Ağladım, ağladım. Biraz açıldıktan sonra biraz aklım başıma geldi. Baktım sağ tarafımda bir kitap. Risale-i Nur okuyormuşum yani, yanıma koymuşum. Hemen o şeyle insiyaki olarak kitabı hemen aldım. Kitabın ne olduğunu hatırlamıyorum, bilmiyorum ha. Aldım elime, açtım. Açtım kitabı. Allah da şahit gelen yer bu. Meğer lemalarmış yanındaki kitap. Açtığım yer 25. lema, 23. deva. Bak, sayfanın başı. Okumaya başladım.
Şimdi ne diyor? Kitap ne diyor bak. Ey kimsesiz, garip, biçare, hasta. Subhanallah. Pir de şok oldum. Sanki beni tarif ediyor. Kimsesiz, garip, biçare, hasta. Hastalığınla beraber kimsesizlik ve gurbet sana karşı en katı kalpleri rikkate getirirse ve nazar-ı şefkati celbederse, acaba Kur'an'ın bütün surelerinin başlarında kendini Rahman-ı Rahim sıfatıyla bize takdim eden ve bir lem'ay-ı şefkatiyle umum yavrulara karşı umum valideleri o harika şefkatiyle terbiye ettiren ve her baharda bir cilve-i rahmetiyle zemin yüzünü nimetlerle dolduran ve ebedi bir hayattaki cennet bütün mehasiniyle bir cilve-i rahmeti olan senin Halik-i Rahim'ine imanla intisabın, elhamdülillah, iman ile o Halik-i Rahim'e intisap ettiğimi kitap teyit etti. İmandan şüphe yok, elhamdülillah. Senin Halik-i Rahim'ine imanla intisabın ve onu tanıyıp hastalığın lisan-ı acziyle niyazın. Onu tanıyorum, elhamdülillah. Ben onun kurbanı olmuşam. Hastalık beni ona niyaza sevk ediyormuş. Halim, yani o ızdırap bizatihi Allah'a niyaz manasındaymış. Elbette senin bu gurbetteki kimsesizlik hastalığını her şeye bedel, kimsesizlik hastalığın her şeye bedel, onun nazarı rahmetini sana celbeder. Cenab-ı Hakk'ın rahmet nazarını bana celbediyormuş bu hastalık. Hastalık kalır mı da? Ulan ölü olsan dirilmez misin şu müjdenin karşısında? Madem o var, var. İmanımız sonsuz. O var. Sana bakar, elhamdülillah bana da bakıyormuş. Mesele yok. Sana her şey var. Kimse de var, ilaç da var, çare de var, deva da var. Zaten konunun başlığı 23. deva. Madem o var, sana bakar, sana her şey var. Asıl gurbette, kimsesizlikte kalan odur ki, iman ve teslimiyetle ona intisap etmesin veya intisabına ehemmiyet vermesin. Ulan bir çare olanlar onlar diye. İmanı olmayan adamlar, Allah'ı tanımayan adamlar, ahireti aklına getirmeyen adamlar, asıl gurbette olan, asıl kimsesiz olan o zavallılardır diye. Sen Allah'a iman ettikten sonra, onu kabul ettikten sonra kimsesiz olabilir misin? Yalnız olabilir misin? Çaresiz kalabilir misin? Yok, mümkün değil. Yemin ediyorum, hemen kitabı kapattım. Birden yataktan kalktım. Sanki o hasta ben değilim. Kalktım. Doğru imamın evine. Yemek yapmaya da gözüm almıyor. Ha, işte doğrusu. Sobayı yakacağım, yemeği. Gittim imamın evine. İmam Mehmet Ali Durmuş, Allah rahmet eylesin. Benim kankamdı. Çok severdim onu. İyi sevişirdik. Keçeliyle. Gittim kapıyı çaldım. Açın lan kapıyı dedim ben. Acımdan ölüyorum dedim. Girdik, karnımızı doyurduk, muhabbet ettik. Hastalıktan gitti, o halde gitti elhamdülillah. Beni hasta eden, benim sıkıntımı bilen bir el var. Bediüzzaman'a
bu 23. devayı yazdıran el aynı eldir be gözümün içi. Bediüzzaman şu 23. devayı yazarken Mustafa Kaplan'ın artıranlardaki çaresizliğini, garipliğini, kimsesizliğini, biçareliğini, hastalığını da görerek yazmış, görerek. Beni görerek yazmasaydı o yazdığı ibare bana tesir etmezdi. Sanki bana yazmış değil mi? Ya vallahi billahi. Allah o zattan ebediyen razı olsun. Şu Kur'ani hakikatlerin bize ulaşmasına vesile olmuş. Allah onu cennetiyle sevindirsin. Risale-i Nur böyle acayip bir kitaptır gözüm. Bu manevi tarafını biz fark etmiyoruz. Sadece iman esaslarını anlattığını zannediyoruz. Risale-i Nur hem akaidde tecdit yapmıştır, hem tasavvufta, hakikat ilminde tecdit yapmıştır. İşte bu anlattığım hadise o hakikat ilmine bakan taraflarıdır. Biz de gözcek ki orayı görelim. Bizi camianın içerisine giren el materyalist yapmış, materyalist. Şu hizmetin manevi tarafını öldürmüş bir el yani. Ama hizmetin sahibi Allah'tır. Ölüyü diriltmek Allah'ın şeridir. İnşallah bu hizmet yeniden dirilecektir. Asli hüviyetini, asli misyonunu tamamlayacaktır. Öyle bir netice husuyla gelecektir ki herkes parmağını dişleyecektir. Bu nasıl oldu? Merak edenler Molla Muhammed hocamızın 9. sözün şerhi kitabını okusunlar. Orada tafsilatı var. Şu anlattığımın tafsilatı orada var. Gözünüz açılır, fal taşı. Risale-i Nur okurken bir daha dikkatli gözle okuyun bakayım neler göreceksiniz. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Bu vesileyle Mehmet Ali Hoca'ya da ölmüşlerini de artıranlar da iman ile giden bütün dostlara da Allah rahmet eylesin. Lillahi'l-Fatiha.